Evet, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik için aradı. Bakalım. Azerbaycan ve Özbekistan Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüştü. Seçim başarısından dolayı tebrik etti. Katar'dansa gösterişli bir destek mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçim sonuçlarının neredeyse tamamının açıklanmasıyla en yakın rakibine yaklaşık %4'lük bir fark attı. Bunun üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan ve Özbekistan liderleri telefonla aradıkları Erdoğan'ı seçim başarısı nedeniyle tebrik etti. Seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Katar'ın başkenti Doha'da bulunan El Caber Kuleleri ise Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağıyla ışıklandırıldı. Seçimlerle ilgili Rusya'dan ilk açıklama Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'dan geldi. Peskov, Rusya ile Türkiye arasında birçok alanda yapılan işbirliği nedeniyle Türkiye'deki seçimleri ilgiyle takip ettiklerini belirterek Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız diye konuştu. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan bir an olsun tüm bu süreçte Erdoğan hanımefendi hiç yanından ayrılmadı ve bütün mitinglerde, bütün açıklamalarında yanındaydı. Onun da ciddi bir mesaisi var. Bir paylaşım yaptı Emine Erdoğan, bakalım. Kardeşlerim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan seçimlerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la balkon konuşmasında yer alan fotoğraflara yer verdi. Çocuklarımızın geleceği için bugün sandık başına giden milletimizin kararı neticesinde Türkiye yüzyılı galip geldi. Kazanan Türkiye oldu. Bir olduk, birlik olduk. Büyük ve güçlü Türkiye için alın teri döktük. Elde edilen kazanımlarımıza yenilerini ekleyerek Türkiye yüzyılını yine omuz omuza inşa edeceğiz. Güven, istikrar, hizmet diyerek bu yolda davamıza gönül veren aziz milletimize en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Bu gurur ve başarı hepimizin. Hayalleri gerçekleştirmek ve her alanda lider bir ülke için doğru adımlarla durmak yok, yola devam.